sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Şubat ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, evet güneş ayın 18'ine kadar kova burcunda olacak ve ayın 7'sinde Merkür kova burcuna geçiyor. Bu dönemde biraz daha böyle zihniniz geçmişle ilgili konulara yönelebilir. Daha sakin geçirmek isteyebilirsiniz. Özellikle ayın ilk yarısını işinizle ilgili konular, genel olarak ruhsal ve bedensel sağlığınız, kişisel bakımınız, kontrolleriniz bu dönemde gündemde olabilir. Venüs Koç burcunda olacak ayın 3'ünden itibaren. Mars ay boyunca Koç burcunda. Bazı harcamalarınız olabilir. Sağlıkla ilgili harcamalar, günlük özellikle günlük ihtiyaçlarınızla ilgili bu dönemde bazı harcamalar içerisinde olabilirsiniz. Yapacağınız harcamalarda dengeli olmaya çalışın. Genel anlamda Mars geçişi bütçenize kontrol etmeniz gereken bir ayda olduğunuzu işaret ediyor. Evet, önemli bir ay, 2017'nin önemli bir ayı çünkü tutulmalar meydana gelecek. Ayın 11'inde Aslan Burcu'nda, 22 derece Aslan Burcu'nda ay tutulması var Dolunay'la beraber. Bu sizin 6. evinizde meydana geliyor. Aslan özellikle günlük hayatınız alanında, iş ve mesleğinizle ilgili konularda burada bir farkındalık, bir aydınlanma getirebilir. Tabii ki genel anlamda sağlığınıza da işaret ediyor. Sağlık konularına dikkat etmekte fayda var. Aslan Burcu'nun temsil ettiği dolaşım sistemiyle ilgili, sırt bölgesi, omurga, tansiyonla ilgili, kalp bölgesiyle ilgili her türlü sağlık sorununa özenli yaklaşmakta bu ay içerisinde fayda var. Bunun etkileri aslında Mart sonuna kadar devam edebilir. Tutulmalar biraz daha uzun vadeye yayılabilir. Evet, ay sonundaysa sizin burcunuzda, ayın 26'sında 8 derece balık burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Artık son 1,5 yıldır yaşadığımız balık başak aksındaki son tutulma bu, balık tutulması. Özellikle doğum gününüz Şubat'ın sonları, Mart'ın başı ise biraz daha etki alabilirsiniz. Merkür de balık burcuna geçmiş olacak. Ayın 25'inden itibaren güneş balık burcuna geçmiş olacak. Bu tutulma biraz daha böyle kendiniz, bedeniniz, sağlığınızla ilgili konulara işaret ediyor. Kendinizle ilgili önemli yenilikler yapabilirsiniz, yeni kararlar verebilirsiniz. Neptün ve Merkür etkisi var. Bu dönemde özellikle sezgilerinizin, yaratıcılığınızın çok güçlendiği bir süreçtesiniz. Sanatla uğraşan balıklar için oldukça iyi bir dönem. Bunun yanı sıra ruhsal etkiler artıyor. Çevrenize karşı çok daha hassas olabilirsiniz. Telepatik yetenekleriniz artabilir. Empati yapabilirsiniz. Sezgileriniz çok güçlenebilir. Ruhsal bazı önemli deneyimler yaşayabilirsiniz tutulma döneminde. Ruhsal ve bedensel her türlü sağlık sorununuzu veya oluşabilecek belirtileri bu dönemde dikkate almakta fayda var. Kendinizle ilgilenmek, kontrollerinizi yaptırmak için bir fırsat olabilir. Ve bazı problemlerinizi çözmek için, şifalanmak için, sağlıkla ilgili konularda çözüm bulmak için de bu tutulma enerjileri yine sizin için bir tetikleyici olabilir, bir işaret taşıyabilir sevgili balıklar. Evet, Jüpiter ayın 6'sından itibaren retro harekete başlayacak. Eylül ayından bu yana terazi burcunda ileri hareketteydi. Retro harekete geçince bu dönemde biraz daha böyle finansal konular olabilir, bütçeniz olabilir ve yine sağlığınızla ilgili konulara da işaret ediyor. Burada gözden geçirmeler yapabilirsiniz. Şu ana kadar yaptığınız elde edişleri bir değerlendirebilirsiniz. Bir diyete başlayabilirsiniz örneğin. Aslında hem aslan tutulması, hem balık tutulması, hem Jüpiter retrosu bir anlamda genel olarak sağlığınız, günlük alışkanlıklarınız, beslenmeniz, diyetiniz, tüm bunları tekrar bir ele almanız gerektiğini, düzenlemeniz gerektiğini işaret ediyor. Jüpiter retroları şeker gibi, karaciğer rahatsızlıkları gibi bazı hani düzensiz beslenmelerden ya da yanlış beslenmelerden meydana gelebilecek sağlık sorunlarını da işaret edebilir. Ya da bazı alkol gibi zararlı alışkanlıkları da işaret edebilir. Bu ay yaşayacağınız, alacağınız bu etkilerle beraber Mart ayının ortalarına kadar olan süreçte belki de bazı alışkanlıklarınızı bırakacaksınız. Diyetinizi düzenleyeceksiniz. Daha sağlıklı, daha düzenli bir
hayat tarzı, bir yaşam tarzı edineceksiniz. Çalışmalarınız, genel anlamda iş düzeniniz, çalışma koşullarınızı da bu dönemde tekrar gözden geçirebilir. Bunları da düzenleyebilirsiniz sevgili balıklar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.